geçiyordum buradan ve içim sızlıyordu. Keçiler, koyunlar vardı içinde, sıralar görüyordum. Hala kara tahta üzerinde yazılar vardı. Yani kaç defa girip ağladım orada. Kötü. Ama şimdi de son derece mutluyum açıkçası. Tarif edilemez bir şey. 51 sene sonra bu sokaklarda koyun sesleri yerine, keçi sesleri yerine çocuk sesleri oldu. One of my teachers telling me that they would Tupcell would make a new lab. So I was very happy because our old lab wasn't that good. And they said that we were going to have some lessons as well, and I was excited. I think this it benefits the school and its future. So we can have tournaments, we can have more activities outside. Basketbol sahası gerçekten çok güzel. İşleri o kadar emek verdi, biz de orada oynayacağız. I think that they will make our lives easier. First of all, when we have to here, there are a lot of events happening, and the amphitheater is good because we can be somewhere and organize the whole events. And the basketball area will encourage us to play different sports and basketball. And the garden will make us feel happier. Ben 2 yıl önce geldim adaya. Direkt bu okulda başladım. Okulda gece seneden daha çok şeyler yaptılar. Yani basketbol işi yaptılar, teknoloji odası yaptılar. Orası benim en fazla gitmek isteyeceğim oda olacak. Oradan hiç çıkmayabilirim. Oradaki beni en fazla ilgilendiren şey 3D yazıcı. Onu çok merak ettim. Zaten içeride de onun için bir proje yapıyorduk. In the future, I want to be a programmer, and I think this will also help me to get better with the subject. Korkunç bir değişiklik ve köyümüzün istikbali olduğunu, istikbali güzel bir yola girdiğini, bunun sevinci içindeyiz hepimiz.